Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün karşımızda. Murat Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Adalet Bakanı'nı zannediyorum sizler de dinlediniz. Birazdan ona da gelelim ama birinci ağızdan önce Anayasa Mahkemesi kararı nedir? İkinci kez vurgulaması neye işarettir ve ayrı bir önemi var mıdır? Bu konudaki yorumunuzu, değerlendirmenizi almak isteriz. Aslına bakarsanız Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez karar veriyor olması, karar vermek zorunda kalması Türkiye için bir hukuk ayıbıdır. Yani bir mahkeme kararını bir kez verir ve o karar yerine getirilir. Bu Anayasa Mahkemesi olur ya da Sulh Hukuk Mahkemesi olur, Asli Hukuk Mahkemesi olur. Yani bir mahkemenin kararının uygulanabilir olması için önceki kararının üstüne basa basa ikinci bir karar vermek zorunda kalması hukuk devletlerinde alışılmış, rastlanan, beklenen bir şey değildir. O yüzden bir hukuk devleti için böyle durumlar utanç kaynağıdır. Fakat maalesef bir takım davalarda, özel davalarda, Türkiye'de bazı özel durumlarda bunlarla karşılaşıyoruz. Anayasa Mahkemesi kararlarına yerel mahkemelerin artık neye dayanıyorlarsa, kendilerini nereden bu hakkı buluyorlarsa, bu gücü kendilerinde nereden buluyorlarsa onu bilemiyoruz. Anayasa Mahkemesi kararlarını beğenmeme, Anayasa Mahkemesi kararlarını uymama gibi bir takım tavırlar sergilediklerine şahit olduk. Bunlardan birisi de Enis Berberoğlu ile ilgili olan karardı. Tabii biz vakit kaybetmedik. İkinci kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Bu hukuksuzluğu derhal ortadan kaldırması için. Çünkü burada hem seçme ve seçilme hakkı ile ilgili, siyaset yapma hakkı ile ilgili bir engelleme var. Hem de hürriyetiyle ilgili bir engelleme var. Yani şimdi pandemi nedeniyle açık cezaevindekiler dışarıda olduğu için Enis Berberoğlu İstanbul'da ama işin özüne bakarsanız Enis Berberoğlu tutuklu. Yani Enis Berberoğlu şu an özgürlüğünden alıkonulmuş durumda. İşin özü bu. Siyaset yapma yasağı derseniz mecliste değil. Milletvekili değil. Milletvekili düşürüldü. Şöyle düşünün. Bir mahkeme kararı nedeniyle milletvekili düşürüldü. O mahkeme kararı ortadan kalktı ama milletvekili olamıyor. Geri dönemiyor vekilliğine. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi işte İstanbul'da bir mahkeme öyle istediği için. Yani Türkiye'nin en yüksek yargı merceği, burada hukuksuzluk var. Bu yapılanlar hukuka aykırıdır. Bu insanın elinden aldığınız özgürlükleri geri verin diye bir karar veriyor. Fakat bir mahkeme diyor ki hayır ben vermiyorum. Çünkü ben senin yaptığını doğru bulmuyorum. Şimdi alt mahkeme ne yapacak Murat Bey? Örneğin ikinci kez AYM sonuçta böyle bir karar verdi. İster meclise dönüş konusunda bir değişiklik olsun, ister alt mahkemede. Bir şey değişecek mi? Değişmeli mi? Şöyle, alt mahkemenin artık bundan sonra herhangi bir şekilde inatlaşacağını, kendisinde olmayan bir yetkiyi kullanmaya devam edeceğini düşünmüyorum ben. Ama böyle bir şeye teşebbüs ederse, İşte o zaman Adalet Bakanı'nın söylediklerinde ciddi olup olmadığını göreceğiz. Sayın Adalet Bakanı'nın söyledikleri doğru, kağıt üstünde her şeye uygun, doğru söylüyor ama önceki Anayasa Mahkemesi kararına uyulmadığında bunun uymayanlar hakkında bir şey yapıldı mı? Yapılmadı. Anayasa Mahkemesi kararına herkes uymalıdır, mahkemeler de uymalıdır diye altını çizdi Sayın Bakan, değil mi? Önceki Anayasa Mahkemesi kararına mahkeme uymadı. Uymayan hakimlerle ilgili bir disiplin soruşturması, bir şey falan, bir açığa alma böyle bir şey söz konusu değil. Yani benzer bir durum başka bir dosyada olsa, yani burada bahsettiğimiz kişi Enis Berberoğlu değil de X kişi olsa, o hakimler daha o gece açığa alınırlar. Ama bu siyasi bir dava olarak görüldüğü için, karşı tarafta da bir CHP milletvekili olduğu için bu duruma gelinmesinde aslında siyasetin de rolü var. Adalet Bakanı'nın söyledikleri ölçüsünde meclise dönüş sürecine de bir işaret var mıdır diye sorulmuş. Bilmiyorum, bu bir değişiklik yaratır mı? Meclise dönecek, başka çaresi yok. Çünkü mecliste olmamasının sebebi olan mahkeme kararı ortadan kalktı. Yani şöyle, size bir kırmızı ışıkta geçtiniz diye trafik cezası kesildi.
Siz itiraz ettiniz. Sonra kamera kayıtları geldi. Yeşil ışıkta geçmişsiniz. Şimdi siz hala o cezayı öder misiniz? Ne olur? O ceza iptal olur, değil mi? Tabii. Şimdi Enis Berberoğlu kırmızı ışıkta geçmemiş kardeşim. Onun hakkında verilen ceza kararı yok. Yok artık öyle bir mahkeme kararı yok. Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği niye düştü? Hakkındaki mahkeme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunduğu için düştü. Evet. Eğer öyle bir karar yoksa, yani o artık yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararıyla o kararın anayasaya aykırı olduğu, temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiği ortaya çıkınca artık o mahkeme kararı yok. Doğru. Şimdi o mahkeme kararını verenlerden, o mahkeme kararının altına imza atanlardan bir adım bekleniyor. Sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yazı yaz. Benim kararım yok hükmünde dedi. Ya zaten kararı veren onlar. Yazsalar ne olur, yazmasalar ne olur? Bu karar, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı resmi gazetede yayınlandığı gün Enis Berberoğlu'nun meclise geri dönmesi lazım. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışan, meclis başkanına yakışan alenen Enis Berberoğlu'nu davet etmesidir. Ama bizce buna bile gerek yok. Çünkü ortada Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini düşüren mahkeme kararı kalmamış. Kalmamıştır. Kalmamış. O zaman Enis Berberoğlu niye siyaset yapma yasağına hala tabi olacak? Milli irade sözünü sık sık vurguluyoruz. Bu sözün arkasında biliyorsunuz pek çok insan yeri geldiği zaman bunu Tabii. kendilerine kalkan olarak kullanıyorlar. İşte milli irade dediğiniz bu yüz binlerce insanın oyunu almış Enis Berberoğlu. Yüz binlerce insanın oyuyla siyaset yapması gereken, mecliste olması gereken bir kişiyi bir mahkeme kanunlara, anayasaya uymuyor diye hala meclise sokmuyorsunuz. Murat Bey, Enis Bey ile konuştunuz mu hiç? Kendisi bu konuda ne düşünüyor? Nasıl tepki verdi ikinci kez hak ihlali kararına? Son olarak bunu sormak isterim. Evet, konuştuk. O beklediğimiz bir şeydi. Beklenen ortaya çıktı. Enis Bey de hakkın, hukukun yerine gelmesini bekliyor. Sonuçta onun da bizim de şu gerekçeli karara kadar yapacak bir şeyimiz yok. Gerekçeli karar bir hafta 10 gün içerisinde resmi gazetede yayınlanır. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra neler yapılacağını göreceğiz. İşte bugün söylenenlerin samimiyet testi o zaman ortaya çıkacak. İlk mahkeme kararı verildiğinde de benzer şeyler söylenmişti. Ama biliyorsunuz Enis Berberoğlu Doğru. ilk Anayasa Mahkemesi kararından sonra durumunda hiçbir değişiklik olmamıştı. Şimdi artık olmalı, bu Türkiye için olmalı. Yani Türkiye çadır devletiyle hukuk devleti arasında gidip gelmeye başladı. Türkiye çadır devleti olursa ne olur? Devletin temelleri yerinden oynar. Yani kimsenin oturduğu koltukta meşruiyeti kalmaz. Çünkü herkes yaptığı her şeyin kaynağını anayasadan alıyor. Adalet Bakanı bakan olmasının hak ve yetkilerini anayasadan alıyor. Sağlık Bakanı anayasadan alıyor. Cumhurbaşkanı anayasadan alıyor. Şimdi siz eğer anayasayı artık tanımıyorsanız, Türkiye hukuk devleti olmaktan çıkmış da çadır kabile devleti olmaya devam ediyorsa, o zaman kimin yetkisinin, kimin bulunduğu mevki makamın meşruiyeti kalacak ki? Bu işte devletin temellerinden sarsılması dediğimiz mesele bu. Ve bunun müsebbibi de bir mahkemedeki hakimler, yani kendi düşüncelerine göre ben Anayasa Mahkemesi kararını beğenmedim. Peki. Açıkça da söylüyorlar yani. Beğenmedim, tanımıyorum diyorlar. Türkiye bunları hak edecek küçüklükte bir ülke değil, bir devlet değil. Köklü bir devlet, binlerce yıllık geleneğimiz var. Peki. Biz bize yakışanın yapılmasını talep ediyoruz. Peki. Murat Bey, çok teşekkür ediyorum. Aydınlattınız bizleri. Bakalım resmi gazetede yayınlandıktan sonra neler konuşmaya başlayacağız. Elbette vurguladığınız üzere önemli kısım da orası gibi gözüküyor. Çok teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Sağ olun.